Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Normal kalorili tarifler verdiğim gibi sizlere uzun süredir çok sık da diyet tarifler veriyorum. Sürekli abonelerim bilirler. Ben de 3-4 ay içerisinde 20-21 kilo verdim. Şimdi onu korumaya çalışıyorum. Çünkü 1,5 seneye yakın oldu ben kilo vereli. Bu ara biraz yiyecekleri kaçırdım. Düzenim biraz bozuldu. Ve hemen zayıflarken de en sık yaptığım kürlerime başladım. İçimi en kolay, en zevkli içilen kürlerden biriyle başlamak istiyorum. Şimdi de Ramazan ayı çoğumuzda işte kabızlık olabilir, iştahta artış olabilir, dengeleyemeyiz bir türlü yiyeceklerimizi ve fazla kaçırabiliriz. Hemen bu kürle birlikte başlayalım bu seriyi. Aralıklı olarak size yapacağım. Kendim uyguladığım içecekleri. Ben de bunu hevesle yapıyorum. Sizlerle birlikte ben de içeceğim. Şimdi öncelikle 1 çay kaşığı tarçınla başlıyorum. Tarçını hepiniz bilirsiniz. Şekeri dengeler yani iştahımızı dengeye sokar. Ve de tok tutucudur. Ayrıca metabolizmayı çalıştırır. Ve bir sürü daha faydası vardır tarçının. Böyle silme 1 çay kaşığı tarçın koyuyorum. Herhangi büyüklükteki bir su bardağına bu 200 mililitre biraz büyük ya da biraz küçük olabilir tarçını çok seviyorum ben. Hatta kahveme bile koyuyorum. Yağ yakıcı kahvelerim var. Kahve ve içecekler kategorisinde. Orada da bulabilirsiniz bu yağ yakıcı içecekleri. Bir çay kaşığı da zencefil. Toz zencefil. Taze de koyabilirsiniz. Rendelersiniz. Bir çay kaşığı da zencefil koydum. Şöyle karıştırıyorum. Ve üzerine yarım limon sıkıyorum. Bu karışım benim de gerçekten kolaylıkla içtiğim, bağırsakları çalıştıran, metabolizmayı hızlandıran bir karışımım. Bildiğiniz aslında bir çay yani bu da. Tabii ki bunun yanı sıra unlu gıda hiç hemen hemen içemiyorum ve şekeri tamamen kestim diyebilirim. İşte bu ara biraz kaçırdım hemen dengeye sokmam lazım. Kiloyu vermek kadar korumak da var. Korumak daha da zor. Şimdi limonu da sıktıktan sonra kaynar su koyuyorum. Dediğim gibi ben de severek içeceğim bu karışımı. Şimdi bir karıştıralım. Şöyle karıştırayım. Benim de gizli şeker problemim var. Ondan dolayı tarçın sık sık elimin altında dediğim gibi kahvelerime dahi koyuyorum yoğurduma ekliyorum zencefil zerdeçal bunlar çok faydalı evde zerdeçal varsa birazcık da zerdeçal katın şimdi içeceğim hazır bunu böyle de içebilirsiniz bir deneyin oldu ki tatsız geldi size fazla değil amacımız şekeri dengelemek bağırsakları çalıştırmak şöyle bir çay kaşığı kadar çok kaynar değil suyu bal ilave ediyorum Yürüyüş ve dikkatli beslenme ile birlikte bu tarz içecekleri yaparsak kilo vermememiz imkansız. Ben kiloyu buğday ununu ve şekeri tamamen keserek verdim. Normal ev yemeklerimden salatalarımla arada meyve ile kuru yemişle birlikte kiloyu rahatlıkla verdim ve hiç aç kalmadan verdim. Bir düşündüm ne zamanlar içiyordum diye. Şimdi mesela 2 saat var diyelim yatmama ben bunu içeceğim. Çünkü biraz mide kazınıyor akşam yemeğinden sonra. Mümkünse akşam yemeğini de en geç 7'de bitirmemiz lazım. Eğer o imkanımız varsa saatlerimizi ayarlayabiliyorsak. Akşam yemeğinden 2 saat kadar sonra böyle bir acıkma gelebilir. Eğer az yiyen bir kişi isek. Böyle bir çayla çok güzel hem akşamı renklendiririz. Hem de yağ yakımı için çok faydalı. Gece yatarken bile hani kilo verilir derler ya işte böyle içeceklerle verebilirsiniz. Çünkü gerçekten bağırsakları ve metabolizmaya çok iyi geliyor. Hem de zencefilin e, sağlık açısından işte grip örneği vesaire faydaları da var. Peki şimdilik bu kadar. Yenileri gelecek bu kürlerin. E, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Diyet ve sağlıklı tarifler kategorisi var oynatma listelerinde. Oradan çok güzel diyet tatlılar, işte ekmekler, her şeyi bulabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Beğendiyseniz videomu, benimle de ilk kez denk geldiyseniz, videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve bir yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sık sık paylaşıyorum sağlıklı tarifleri de. Yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O zaman hemen tariflerimin bildirimi size gelecektir. Instagram'da da huzurlu Altira Mutfak olarak senelerdir varım. Ben oradan da takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İnşallah afiyet şifa olsun. Hep birlikte şu yağları eritelim sağlığımıza kavuşalım. Hoşça kalın.